Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ve selam Muhammedin ve ala ve sahbi ecmaîn. 23. mektuptan Sure Yusuf'tan bir ayeti mütala edeceğiz. 7. meselesine 1 8. de ben ilave ediyorum. Şöyle ki bir iki gün evvel bir hafız Sure Yusuf'tan bir aşır ta teveffeni müslümen ve hakni bis salihin e kadar okudu. Birden ani bir surette bir nükte kalbe geldi. Kur'an'a ve imana ait her şey kıymetlidir. Zahiren ne kadar küçük olursa olsun kıymetçe büyüktür. Evet, saadet ebediye yardım eden küçük değildir. Öyleyse şu küçük bir nüktedir, şu izaha ve ehemmiyete değmez denilmez. Elbette şu çeşit mesailde en birinci talebe ve muhatap olan ve nükte-i Kur'an'ı takdir eden İbrahim Ulusi o nükteyi işitmek ister. Öyleyse dinle. En güzel bir kıssanın güzel bir nüktesidir. Ahsenül Kasas olan kıssayı Yusuf Aleyhisselam'ın hatimesini haber veren Teveffeni Müslümen ve hakni bis salihin ayetinin ulvi ve latif ve müjdeli ve icaz kerane bir nüktesi şudur ki sair ferahlı ve saadetli kıssaların ahirindeki zeval ve firak haberlerinin acıları ve elemi kıssadan alınan hayali lezzeti acılaştırıyor, kırıyor. Bahusus kemal ferah ve saadet içinde bulunduğunu ihbar ettiği hengamda mevtini ve firakını haber vermek daha elimdir, dinleyenlere eyvah dedirtir. Halbuki şu ayet kıssa Yusuf'un aleyhisselamın en parlak kısmı ki aziz Mısır olması, peder ve validesiyle görüşmesi, kardeşleriyle sevişip tanışması olan dünyada en büyük saadetli ve ferahlı bir hengamda Hz. Yusuf'un mevtini şöyle bir surette haber veriyor ve diyor ki şu ferahlı ve saadetli vaziyetten daha saadetli, daha parlak bir vaziyette mazhar olmak için Hz. Yusuf kendisi Cenab-ı Hak'tan vefatını istedi ve vefat etti. O saadete mazhar oldu. Demek o dünyevi lezzetli saadetten daha cazibedar bir saadet, ferahlı bir vaziyet kabrin arkasında vardır ki Hz. Yusuf aleyhisselam gibi bir hakikat bin bir zat o gayet lezzeti dünyevi vaziyet içinde gayet acı olan mevti istedi ta öteki saadete mazhar olsun.'' İşte Kur'an-ı Hakim'in şu belagatına bak ki Kıssayı Yusuf'un hatimesine ne suretle haber verdi. O haberde dinleyenlere elem ve teessüf değil belki bir müjde ve bir sürü ilave ediyor. Hem irşad ediyor ki kabrin arkası için çalışınız hakiki saadet ve lezzet ondadır. Hem Hz. Yusuf'un Ali sıddıkiyetini gösteriyor ve diyor dünyanın en parlak ve en sürulu haleti dahi ona gaflet vermiyor. Onu meftun etmiyor. Yine ahireti istiyor. Evet. Şöyle ki bir iki gün evvel bir hafız Sure-i Yusuf'tan bir aşır ta teveffeni müslümen vel hakni bis salihine kadar okudu. Birden ani bir surette bir nükte kalbe geldi. Hazreti Üstadımız Yusuf suresinde geçen bu ayet-i burada tefsir edecek. Buradan anladığımız gibi demek ki Üstadımız bir Kur'an meclisinde bir hafızı dinlerken evet. bu ayete geldiği zaman birden ani bir surette bir nükte kalbe geldi. Tabi bu bir nükte kalbe geldi burada bir şey ifade etmek istiyorum. Kamil insanların kalpleri adeta birer manevi istasyon gibidir sürekli alıcı ve vericileri çok ciddi çalışır. Nasıl ki bizim işte bazı radyo frekanslarımız var. Mesela diyor bir frekans takıldı diyor. Çünkü sürekli bir alıcıya nedir? Ee, bilgi, bilgi gitme var. meselesi var. Kamil bir müminin yani bu üstadımızla beraber diğer büyük zatlarda da böyle. Evet. Bir müminin kalbi işaret-i icazdaki İslam'ın şeriatı anlattığı, şeriatın tarifini yaptığı yerde ne dedi? Riyazetül kalp. Evet. Yani bir mümin riyazetül kalp yapmışsa, kalbi bütün masivadan, bütün dünyadan sıyırıp, sadece Cenab-ı Hakk'ın muhabbetine tahsis etmişse, Cenab-ı Hakk'ın marifetine tahsis etmişse, sadece ehade diye mesnevide diyor, kalp merkezinde ehadden başkasına kabul etmiyor merkezinde Cenab-ı Hak'tan başka hiçbir şeyin muhabbetini marifetini değil sadece Allah'ın muhabbet ve marifetini koymuşsa bu gönül adeta nasıl ki bir radyo frekans cihazının birçok frekansa açık olup onları alıp duyurması gibi insan mümin olan bir insanın kalbi de Kur'an'a ve hadise muhatap olduğu zaman birçok nükteye muhatap Olabilir. olabiliyor. Yani bu kalbin bir hususiyeti Cenab-ı Hak bizim kalplerimizi de bu kalp ayarına bizi inşallah bu Ramazan-ı Şerif'in de hürmetine çeksin. Aha. Bu çok önemli. Zaten bütün gayemiz kalbimizi Rabbimize nedir? Tam manasıyla yönlendirmek. Değil mi? Cenab-ı Hakk'a doğru ne yapması? Onu istikametle kalp hayatımızı istikametle götürmek. Yani kalp hayatı çok önemli. Evet. Mü'minin kalbi adeta birer alıcı-verici mekanizması gibi... ...sürekli maneviyatta birçok manaya açık... ...birçok hakikata bir mehbit, zemin olabilecek hükmündedir. Allah bunu nedir? Mü'minin kalbine ihsan etmiş. Ama terbiye olan bir kalp. Evet. evet. Kur'an'a ve imana ait her şey kıymetlidir. Ha. Zahiren <laughs> ne kadar küçük olursa olsun kıymetçe büyüktür. Yani Kur'an ve imana ait olan her şey kıymetli. Niye? Çünkü Rabbimizden geliyor. Rabbimizi anlatıyor. Rabbimizi tarif ediyor değil mi? Yani Rabbimizi bize bildiriyor. Rabbimizin ayetleri veya Resulullah Efendimiz sallallahu hadisleri. Evet. Evet. Saadet ebediye yardım eden küçük değildir. Ya, bu çok önemli. Bu cümle burada e, ilmi bir bahiste, bir nükte için söylenmiş ama bu bir kaide külliye gibi kabul edebiliriz. Saadet-i ebediye yardım eden küçük değildir. Evet. Yani Allah için mesela Allah için diyelim şu kalemi Allah için şuradan alıp şuraya koymak da büyük bir hizmettir. Evet. Allah için bir kardeşimize bir küçük nasihat dahi büyüktür. Niye? O belki nasihat sana göre küçüktür ama onun ebedi hayatını kazanacak bir anahtar hükmüne geçebilir. Ondan dolayı ebedi hayatımıza yardım eden her şey büyüktür. Küçük değildir. Bekaya namzettir. Bekaya namzettir. Allah razı olsun. Bu noktadan baktığımız zaman Allah yolunda icra edilen hizmetlerin hiçbirisinin küçüklüğü mevzu bahis değildir. Hepsi büyüktür. Zahiri manada belki bir küçüklük nispi olarak diyebiliriz. Ama hakikat noktasında hepsi beka'ya baktığı için hepsi büyüktür. Buna çok nazarımızı almamız lazım. Ya bu küçüktür, bu küçük bir hizmettir veya bu işte efendime ya bunun yaptığın yanında benimki nedir demeyeceğiz. Hepsi Cenab-ı Hakk'a ihlasla Cenab-ı Hakk'a bakarsa nedir? Büyüktür. Ebedi hayata bakarsa büyüktür bekaya bakan, ebedi hayata bakan her söz, her ismet büyüktür, küllidir. Evet. evet. Öyleyse şu küçük bir nüktedir, şu izaha ve ehemmiyete değmez denilmez. Elbette şu çeşit mesailde en birinci talebe ve muhatap olan ve nükneyi Kur'an'ı takdir eden İbrahim Hulusi o nükteyi işitmek ister, öyleyse dinle. Yani, yani Hulusi abiye Orada da ince bir şey nükteyi Kur'an'ı takdir eden en evvel ona niye? Çünkü en takdir edici yoldaş. Evet. Hakikata muhatap, hakikati takdir ediyor. Cenab-ı Hak biz de bu okuduğumuz hakikatları tam takdir eden, tam muhatap olabilen bir gönüle, bir akla, bir ruha ciddi manada sahip olmaya o yolda gayret etmeyi nasip etsin. Evet. Eğer bir gönül, kalp, ruh, akıl tam takdir eden ciddi muhatap olursa yani mukabele sırrıyla bu şartları evet. yerine getirirse bir aynanın güneşe çevrilmesi ve güneşe muhatap olması gibi o gönülde Kur'an'a ve sünnete ve ince nüktelere muhatap olabilir. Evet. En güzel bir kıssanın güzel bir nüktesidir. Ahsenül kasas olan kıssa Yusuf Aleyhisselam'ın hatimesini haber veren Teveffeni Müslümen ve hakni bis salihin ayetinin ulvi ve latif ve müjdeli ve icaz kerani bir nüktesi şudur ki. Ah senin kasas. Kıssaların en güzeli Yusuf Aleyhisselam'ın neydir? Kıssasıdır. Kur'an diyor Ahsenül Kasas diyor evet. yani. Kıssaların en güzeli. Şimdi kıssaların en güzelinde güzel bir insan da var değil mi? Yusuf Aleyhisselam. Güzelliğiyle değil mi? Evet. Meşhur bir zat. Hatta yine Kur'an-ı Kerim'de anlatılıyor. Güzelliği o kadar ileri bir seviyede ki Yusuf Aleyhisselam'ı tabi aşağıda söyleyecek kardeşleri kuyuya kuyu atıyor. atıyor. Oradan işte çıkartılıyor. Mısır'a Mısır'a evvela köle oluyor. Hmm. Kölelik değil mi? Ondan sonra Mısır'a aziz oluyor. Sonra Züleyha'ya imtihanlar oluyor. Züleyha ne yapıyor? Mısır'ın kadınlarını topluyor. Mısır'ın kadınlar abarttı zannediyor. Böyle söz dolaşıyor milletin içerisinde. Çok merak ediyorlar. O da meyve bıçaklarını ve meyveleri koyuyor ve Yusuf Aleyhisselam'a da ben seni çağırınca gir diyor. Tabi meyveleri dağıtıyor bıçaklarını da herkes meyve soyma başlarken Yusuf Aleyhisselam içeri girince Kur'an ifadesi onlar diyor ki ya bu insan değil bu benek diyorlar. <laughs> ve meyveleri kesim derken bıçakla ellerini kesiyorlar. Hepsi ellerini kanatmış. O kadar güzel. Hz. Ayşe annemiz radıyallahu anh bu mesele anlatılırken diyor ki eğer o Mısır'ın kadınları benim Medine'de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın benim efendimin sadece alnını görselerdi değil evet. ellerini kesmek o bıçaklarla hançerleri yüreğine saplardı diyor. Evet. Efendimiz o kadar güzel. Sallallahu Aleyhi Vesselam. Evet. Şimdi bu noktadan baktığımız zaman Yusuf Aleyhisselam çok güzel bir zat. Kendisi de güzel, kıssası da güzel. Şimdi burada ince bir nükte anlatılacak. Peki bu kadar güzelin içerisinde aşağı okuyalım. Sair ferahlı ve saadetli kıssaların ahirindeki zeval ve firak haberlerinin acıları ve elemi kıssadan alınan hayali lezzeti acılaştırıyor, kırıyor. Yani şimdi normalde sair kıssaların ahirinde bir ayrılık, bir zeval ve acı ne yapıyor? Kıssadan alınan o lezzeti acılaştırır bahsus kemali ferah ve saadet içinde bulunduğunu ihbar ettiği hengamda mevtini ve firakını haber vermek daha elimdir diyenlere eyvah dedirdi. Ne gibi? Halbuki şu ayet Halbuki şu ayet kıssa Yusuf'un aleyhisselamın en parlak kısmı ki aziz Mısır olması, peder ve validesiyle görüşmesi, kardeşleriyle sevişip tanışması olan dünyada en büyük saadetli ve ferahlı bir hengamda Hz. Yusuf'un mevtini şöyle bir surette haber veriyor Şimdi ve diyor ki. Şimdi Yusuf Aleyhisselam'ın kısasında evvela gördüğü rüya anlatılıyor. İşte 12 tane yıldızın kendine secde ettiğini anlatılıyor. Değil mi? Hz. Yakup Aleyhisselam bunu kardeşlerine anlatma diyor. Sonra kardeşleri tabi kıskanıyor. Ne yapıyor? Hz. Yusuf Aleyhisselam'ı kuyuya atıyorlar. Hı. İşte kurt parçaladı diyor. Halbuki öyle bir şey yok. Sonra kuyudan alınıyor. Sonra köle olarak gidiyor. Sonra o kölelikten ta Mısır'ın azine. Yani bugünkü Maliye Bakanlığı gibi bir evet, seviye evet. çıkartıyor Cenab-ı Hak onu Mısır'da. Tabi hapishane dönemleri var vesaire uzun. Şimdi neticesinde babasıyla kavuşuyor. Evet. Değil mi? Babasıyla kavuşuyor, kardeşleriyle kavuşuyor, ailesiyle kavuşuyor. Bütün o sıkıntılar gidiyor, ayrılıklar gidiyor. Şimdi biz bugün noktada ne diyeceğiz? Ya ne kadar güzel oldu bak. Et, rahatladı. Evet. Şimdi her şey sıkıntılar gitti, acılar gitti, ayrılıklar bitti. Hazreti Yusuf Aleyhisselam ne diyor? Tevafeni Müslüman, vel hıkni salihin. Ya Rabbi beni Müslüman olarak canımı al ve beni salihlerin içine ilhak eyle, dahil eyle. E şimdi nereden çıktı bir anda diye değil mi? Eyvah ne oldu? Niçin vefat ediyor? Bu kadar güzel, bu kadar evet. hoş bir ana yaklaştı. Bütün sıkıntılardan kurtuldu. Bütün acılardan kurtuldu. Bu ölüm nereden çıktı der gibi eyvah dedirtir. Peki Yusuf Aleyhisselam bu kadar güzellik, ayrılıklardan, acılardan kurtulup ya babası Hazreti Yakup Aleyhisselam'a kavuşuyor. Hakikaten o sureyi insan okuyunca çok duygulanıyor. Bir baba oğul hem bir baba oğul, iki peygamberin buluşması, baba oğulun buluşması çok ince sırlar var. Ne yapıyor? Allah'ım benim canımı Müslüman olarak al ve beni salihler için ilhak et. Eyvah dedirtir diyor bak üstad. Peki böyle bir hengamda Hazreti Yusuf'un mevtini şöyle bir surette haber veriyor diyor. Peki ne demek yani? Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın böyle bir noktada Cenab-ı Hakk'ın huzurunda Müslüman olarak ölüp salihlerin içine dahil olma duasındaki sır ne? Evet. Hazreti Yusuf Aleyhisselam bunu isteten ne? Burayı bırakıp istediği şey ne? İstediğin şeyin arkasındaki sır ne? Yani bugün herkesin peşinden koştuğu şeyip ona namzet olup onu elinin tersi etmesinin arkasındaki sır, ne? Sır ne? Yani, yani bugün bir insana düşünsenize ne diyor adam? ya diyor bunca sene diyor yoruldum koştum şimdi diyor bunun lezzetini alma zamanı. Evet. Ama Hz Yusuf Aleyhisselam evet bunca sene yoruldum eziyet çektim, çile çektim sürüldüm, hapishaneye gittim, kardeşlerimden eziyet gördüm e şimdi babamla kavuştum, kardeşlerim vesaire. Şimdi ne? Şimdi Rabbimize nedir? Kavuşma zamanı. Allah'ım benim canımı al Müslüman olarak ve beni salihine ilhak et. Bu nasıl evet. bir şey? Bak burada işte bu duygunun arkasında ince bir sır yatıyor. Şimdi evet. Üstad ona anlatacak. Şu ferahlı ve saadetli vaziyetten daha saadetli, daha parlak bir vaziyete mazhar olmak için Hazreti Yusuf kendisi Cenab-ı Hak'tan vefatını istedi ve vefat etti. Ya demek ki niye Allah'tan vefatını istiyor, vefat ediyor? Çünkü şu saadetli ferahlı halden daha parlak bir vaziyete mazhar olmak için. Şimdi Mesnevi Nuriye'de Hazreti Üstadımız Habbe'de bir illem var. Orayı okumak istiyorum. İlem ey aziz. Ey aziz kardeşim bil ki kabir alemi ahirete açılmış bir kapıdır. Kabir alemi ahirete açılmış bir kapıdır. İlk kapı ahirete açılmış. Arka ciheti rahmettir. Önciyeti ise azaptır. Ne demek önciyeti azap? Yani ölümün zahirin noktasıyla baktığımız zaman sevdiklerimizden ayrılıyoruz. Evet. Bir ayrılık var bu noktası da bir azap. Arka ciheti rahmettir. Neyle? İmanla baktığımız zaman rahmettir. Bütün dost ve sevgililer o kapının arka cihetinde duruyorlar. Bütün dost ve sevgililer. Senin de onlara iltihak zamanın gelmedi mi? Evet. Allah. İşte aslında bu bir cihette Yusuf Aleyhisselam'ın hissiyatını anlatan aynı zamanda Teveffeni muslima vel hikni bis salihin ayetinin de bir nevi tefsiridir. Evet. Senin de onlara iltihak zamanın gelmedi mi? Şimdi Hazreti Osman Efendimiz radıyallahu an tabi Mısır'dan gelen o asiler tarafından şehit ediliyor. Evet. Ama şehit edilme, edilmeden bir gün önce Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü vesselam'ı rüyasında görüyor. Resulullah aleyhisselatü vesselam buyuruyor ki ya Osman yarın beraber iftar açacağız diyor. Ve o asiler geliyor evinden içine giriyorlar. Hazreti Osman Efendimiz'i Kur'an okurken şehit ediyorlar. Kur'an okurken şehit ediyorlar. Hatta o Kur'an okurken şehit, şehit olduğu Kur'an da şeyde Topkapı Sarayı'nda. Hazreti Osman radıyallahu anh'ın mübarek kanı hangi ayetin üzerine düşüyor? Şu ayetin üzerine. Bismillah. Feseyk fike humullah ve huve semilal. Feseyk fike humullah. Allah sana yeter. Allah sana kafidir. Allah Allah. Şimdi Resulullah diyor ki yarın orucu beraber açacağız. Ne dersin? Lebbeyk ya Resulullah buyur hemen. Öyle değil mi? Öyle değil mi? Bak. Keza mesela Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde malum sıkıntılı dönemlerde İskilipli Altıp Efendi İstiklal Mahkemelerinde yargılanıyor. Büyük bir müdafaa yazıyor. O gece rüyasına Resulullah Aleyhisselatü Vesselam geliyor. Atıf diyor. Biz seni bekliyoruz arzu. diyor. Sen bizi arzulamıyor musun diyor. Kalkıyor yırtıyor. Yanındaki diğer alimler ne oldu diyor. Niye yırttın? Diyor Resulullah Efendimiz Aleyhisselam'ı gördüm. Beni davet etti. Daha diyor müdafaa istiyorum. Ben ona kavuşmak istiyorum. Değil mi? Yani. Üstad Hazretleri Rusya'da kosturmada değil mi? Nikola Nikolaevich'e ayağa kalkmıyor. O Rus komutanı hemen mahkeme kuruluyor. İdam edilecek. İdam edilecek. İdam edilecek. Yanındakiler aman Seyda kurban olayım bu Rus acımasızdır senin canına kıyacak. Peki niye onu öyle yapıyorlar onu da anlatalım. Rus başkomutan Nikol Nikonovic böyle esirlerin önünden geçiyor. Üstad oturuyor. Herkes ayakta. Üstad kalkmamış. Bir daha herhalde beni görmedi, tanımadı diyor. Bir daha önünden geçiyor. Yine ayağa kalkmıyor. Sonra tercüman vasıtası Niye ayağa kalkmıyorsun? Ben bir İslam alemiyim İmanım nedir? Bir küfrün, kafirin karşısında ayağa kalkmaz diyor. Evet. Değil mi? Sen diyor beni dolayısıyla Rus çarını itham ettin diye mahkeme kuruluyor. Asılacak. As şey, kurşuna dizilecek. Yanındakiler aman Seyda kurban olayım yapma. Hayır diyor. Ben epeyden beri değil mi? Resulullah'a ulaşmak için pasaport. bir pasaport arıyordum. Bu pasaport elime geçti diyor. Sadece diyor ki izin istiyorum iki rekatlık namaz kılacağım. İki rekatlık namaz kılıyor. Rus komutanı diyor ki demek ki o iman, imandaki salabet, Allah'a kavuşma iştiyakı, kabrin ötesindeki dostlara kavuşmak başta Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem. O imanın duruşu, Samimiyet. samimiyeti, orusun kafirin kalbini çitletiyor. Ve diyor ki anladım ki siz dininizden gelen, dininizin gerektirdiğini yaptığınız bir siyasi bir şey değil. Ne yapıyor? Vazgeçiyor. Vazgeçiliyor. Hatta üstadın talebelere, esirlere ders vermesine de müdahale edilmiyor. Gavurun kalbi titriyor. Ya. Samimiyet samimiyet öyle bir şey öyle ki, şey ki ...gevurun kalbini titretiyor. İşte bak bu örneklere baktığımız zaman en başta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Ayşe annemiz bu örnekleri anlatalım ki ...mesele şey olsun. Son deminde Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın elini tutuyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ateşleniyor. O Hayber'deki kadının, Yahudi kadının Zihin. verdiği zehirli keçi vardı ya. "İl Yakum. ellerinizi kaldırın." dedi. Şeyde mektubatta var. Sahabelerden bir şir ne yaptı anh. Ondan bir parça aldığı için o hemen öldü, şehit. vefat etti, şehit oldu. Şimdi ama efendimiz de almış. Diyor ki o Yahudi kadının Etinin zehri bugün damarlarımı parçalıyor diyor. Değil mi? Evet. Ondan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aynı zamanda şehitlik makamında da gitmiştir. Allah o makamı da ona vermiştir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ve Hazreti Ayşe annemiz böyle tutuyor elini. Ya Rabbi bu zatın hürmetine yine bu zata şifa ver. Sonra elini çekiyor. Ne diyor? Refike ala diyor. Yüce dost diyor. Halbuki Cenab-ı Peygamber'e ne diyor? Dünya ile ahiret noktasında muhayyer bırakılmış. Evet. Ama bir kulu diyor onu seçti. Allah'ı seçti, ahireti seçti. Ve Cenab-ı Peygamber ahirete yüce dost diyerek Cenab-ı Hakk'a teslim ruh ediyor. Evet. Bundan ne güzel. Hazreti Resulullah'tan, Hazreti Yusuf Aleyhisselam'dan, İslam alimlerinden bunun çok örnekleri var. Demek ki öyle bir alem var ki bu alemden daha güzel. Daha revnaktar. Evet. İşte ondan dolayı kabrin arkası rahmettir. İmanla iman hakikatleriyle baktığın zaman evet. İşte biz şu an onun talimini Yapıyoruz Arka ciheti rahmettir ön ciheti ise azaptır Bütün dost ve sevgiler O kapının arka cihetinde duruyorlar Yani şimdi desek ki Şu kapının arkasında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Var desek birbirimizi çiğneyerek Gitmez miyiz e Kabrin arkasında da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Bütün sahabeleriyle Senin de onlara iltihak zamanın Gelmedi mi ve onlara gidip onları ziyaret etmeye iştiyakın yok mudur? Yok mu? Bugün Medine'ye gitmek için iştiyak diyoruz. Resulullah Efendimiz'in kabrini ziyaret edelim. Kabrini ziyaret etmekte iştiyak diyoruz. Kabrin sahibi hayatta olsa istemez miyiz? Evet. Zahiri manada. Ve onlara gidip onları ziyaret etmeye iştiyakın yok mudur? Evet. Vakit yaklaştı. Nasıl yaklaştı? Her an yaklaşan bir vakittir. Her an yaklaşan bir vakittir. O vakit uzun bir vakit değil. Her andır. Evet vakit yaklaştı. Dünya kazıratından temizlenmek üzere bir gusül lazımdır. Nasıl ki guslü lazım gerektiren fıkıhta sebepler var. Evet. O gusülü alacaksın ki ibadet yapasın. O gusülü alacaksın ki tafı dönesin. O gusülü yapacaksın ki Kur'an'ı ibadete icra edeceksin. Dünya kazıratından temizlenmek üzere bir gusül lazımdır o aleme gitmek için. Yoksa onlar istikzar ile ikrah edecekler. Yani Keriköy ne demek bu? Bizim Hizbül Hakaykın Nuriye'de en sonda bir dua var. Orada bir yerde geçiyor ki üstadın virtlerinde okuyoruz. Mesela Nur talebelerinin evradında var. Tahhirni minel kazıratül beşeriye. Üstad öyle bir dua ediyor. Ya Rab bizi beşeriyetin, beşeriyetin insanın, insaniyetin kazuratından yani pisliklerinden, yüklerinden temizle. Şimdi örnek veriyorum. Dünya kazuratı nedir? Dünya kazuratı dünya sevgisidir. Değil mi? Dünya muhabbetidir batıl olan. Sonra nedir? Bütün günahlardır. İhlassızlıkla riyalar, sefaat mesela, bak dünya kazuratıdır bunlar, kazurat, pislik yani, bir nevi ceset ruha kazurat gibidir, sıkışmıştır. Artık oradan Sıkışmış çıkması lazım. lazım. Şimdi dünya kazuratından temizlenmek üzere bir gusül lazımdır. Hı. Yoksa sen bu dünya kazuratından, bu dünyevi haz ve heveslerden sıyrılmadan, temizlenmeden onların alemine ve onlarla beraber olamazsın. Evet. Onlar seni kerih görecek. Şimdi yanımıza af buyurun çok böyle pis kokularla gelen bir insan yanımızda durabilir miyiz? Veya tutar mıyız? Veya onun yanında durur muyuz? Günahlar, dünya kazuratı da böyledir. Gusül lazım. İşte ölüm bir nevi gusül. İmanlı evet. bir ölüm bir nevi gusül. Eğer İmam Rabbani Ahmet Farik'i bugün Hindistan'da hayattadır diye ziyaretine bir davet buku bulsa bütün zahmetlere ve tehlikelere katlanarak ziyaretine gideceğim diyor Üstad Hazretleri. Nakşibendi tarikatının mühim imamlarından, büyük şeyhlerden Müceddidi Elfi Sani, İmam Rabbani Kattesallahu Aziz eğer bugün Hindistan'da hayattadır diye bir haber gelse ben bütün zahmetlere katlanarak nedir onu ziyarete gideceğim. Binaenaleyh İncil'de Ahmet, Tevrat'ta Ahyet, Kur'an'da Muhammed ismine müsemma hadistir. İsmi fil İncil Tevrat fit ne diyor? İsmi, benim ismim fil İncil Ahmet fil Tevrat Ahyet fil Kur'an Muhammed İsmi İncil'de Ahmet Tevrat'ta Ahyet Kur'an'da Muhammed ismine müsemma iki cihanın güneşi kabrin arka tarafında milyonlarca Faruk Ahmet, milyonlarca İmam-ı Rabbaniler gibi zatlarla muhat olarak sakindir. Onların ziyaretlerine gitmek için niçin acele etmiyoruz? Geri kalmak hatadır. Yusuf Aleyhisselam geri kalmak istemiyor. Bundan daha saadetli kabrin arkasında Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam değil mi ya? Gerçi ondan sonra gelmiş bir peygamberdir Hazreti Peygamber. Ama buradaki mantıkla baktığımız zaman o kabrin arkasındaki binlerce yine ne var? Peygamberler var Peygamber Efendimiz'e kadar. Değil Ahbaplar, mi? Sahedem. dostlar. dostlar. Allah'a kavuşmak var. Hazreti Mevlana ne diyor? Şeb-i Aruz diyor değil mi? Allah Benim öldüğüm gün düğün günümdür diyor. Niçin? Sevgiliye kavuştum diyor. Allah Allah. Şimdi imanla kabrin bu arkası cennettir. Korkulacak bir yer değildir. Buradan daha güzel bir yerdir. Ama imansızlıkla, amelsizlikle, Rabbi tanımamakla, marifetsizlikle, muhabbetsizlikle o arka ciheti azaptır. İşte Yusuf Aleyhisselam ne yaptı? Şu ferahlı ve saadetli vaziyetten daha saadetli, daha parlak bir vaziyete mazhar olmak için Hazreti Yusuf kendisi Cenab-ı vefatını istedi ve vefat etti. Ve saadete masar oldu. Demek Demek o dünyevi lezzetli saadetten daha cazibedar bir saadet. Ferahlı bir vaziyet kabrin arkasında vardır ne ki. Ne diyor Muhabbetullah bahsinde 32. sözde Dünyanın bin sene mesudane hayatı. Dünyanın ahsız ohsuz böyle yaptın geldi böyle yaptın gitti. Bin sene mesudane hayatı cennetin bir saatine denk gelmiyor. Hmm. Cennetin de bin sene mesudane hayatı. Yani ne demek? Cennette bir elmayı kopardığın zaman diyelim yenemen elma geliyor. Aynı elmadan hadislerden konuşuyoruz. 20 defa ayrı ısırsan 20 ayrı lezzet geliyor. Bu öyle bir lezzetin bin sene mesudan hayatı, cennetin bin sene mesudan hayatı Allah'ı görmenin bir anına denk gelmiyor. Şimdi buraya doğru gidiyorsun Allahu Ekber. Ya o dünyevi lezzetli saadetten daha cazip eder bir saadet Ferahlı bir vaziyet kabrin arkasında vardır, vardır ki, ki Hz. Yusuf Aleyhisselam gibi hakikat bin bir zat, o gayet lezzeti dünyevi vaziyet içinde, gayet acı olan mevti istedi, ta öteki saadete mazhar olsun. Nasıl ki Mısır'a Yusuf olmak, zindandan zindandan geçiyor. geçiyorsa ahiretteki o lezzette ölümden geçiyor, yani. ölüm zindanından geçiyor. Yani. Nasıl ki Mısır'a Yusuf olmak için zindana girmen lazım. Öyle Mısır'a Yusuf olmak değil lazım. mi? Kuyuya atılman lazım. Mısır'a Yusuf olmak kolay değil ki. Şimdi Yusuf Aleyhisselam'ın çıktığı makam, "Aa keşke." Ama o keşkenin arkasında bir çile var. O çileye talip olmadan keşkeye sahip olamazsın. Yusuf'a Mısır olmak isteyen nedir? Kuyuya uğramak zorunda. Şimdi tabiri edigelle ahiretin bu güzelliğine bir Yusuf olmak istiyorsan dünya meşakkatlerinden sabırla, metanetle, ibadetle ve en başta imanı kamille geçmen gerekiyor. Yani düştüğümüz kuyulardan, girdiğimiz zindanlardan çıkmamız lazım. Çıkmamız Enfilsi lazım. olarak yani. Evet. İşte, i̇şte Kur'an-ı şu belagatına bak ki kısa Yusuf'un hatimesini ne suretle haber verdi? Yani Kur'an o güzel surenin sonunda ölümü haber veriyor. O haberde dinleyenlere elem ve teessüf değil. Belki bir müjde, bir sürü ilave yani ediyor. Yani böyle baktın mı, böyle anladın mı bir müjde var, bir sürü var, daha güzeli var. Evet. Evet. Hem irşad ediyor ki kabrin arkası için çalışınız, hakiki saadet ve lezzet ondadır. Ne kadar irşad? Demek ki bu ayetten çıkacak irşad cümlesine kabrin arkası için çalışınız, evet. hakiki saadet ve, ve lezzet, lezzet ondadır. Evet. Ne diyor beşinci hakikatin suretinde? Onuncu sözde ey bizi bu nimetleriyle perveden sultanımız. Bize tattırdığın bu leziz nimetlerin Aslında. asıllarını hakiki menbaalarını göster. Evet. Ya Burası ne? Asıldan haber veren bir demo gibi. Tadıyoruz ama doyuyoruz. Tadıyoruz yani. tatmaya izin var. Doymaya izin Doğum. yok. Yani dünya nimetleri ahirete karşı iştahını açmak için. Demek ki kabrin arkası için çalışınız. Hakiki saadet ve lezzet ondadır. İşte onda olduğu için Yusuf Aleyhisselam bir peygamberdir. Yusuf Aleyhisselam kalkıp dünya talip olmaz. Yusuf Aleyhisselam kalkıp dünyanın süflü şeylerine talip olmaz. Bir peygamber en güzele talip olur. En güzel de ahirettir. İşte burada da... Zaten bu dersin başında... Sizin dünyaca bazı müşkilatınız senin hesabına beni bir parça mütesir etti. Fakat madem dünya baki değil ve musibetlerinde bir nevi hayır vardır. Yani dünya baki olmadığı gibi musibeti de baki değil. Evet. Dünyanın kendisi gibi çektiğimiz cefalar da ne? Fani. Evet. Dünya fani, cefası da fani. Sabırla cefanın nedir? Sevabı baki. Evet. Fakat madem dünya baki değil ve musibetlerinde bir nevi hayır vardır. Senin bedene yahu bu da geçer kalbime geldi. La ayşe illa ayşe ahire düşündüm. Asıl hayat ahiret hayatıdır diye düşündüm. İnna Allah ma sabirini okudum. İnna lillah ve inna ileyhi raciun dedim. Senin yerine teselli buldum. Cenab-ı Hak bir abdini severse dünyayı ona küstürür, çirkin gösterir. İnşallah sen de o sevgililerin sınıfındansın. Yani Yusuf Aleyhisselam o sevgililer tayfesindeki takılması gereken hali yapmış nedir? Dünya hayatını Allah ona küstürüyor. Evet. Çirkin gösteriyor. Ne yapıyor? Ahireti. Ahiret hayatını istiyor. Allah bizi de o sevgililer kervana kassın Bu noktada da peygamber kıssalarının sadece o dönemlere kalmadığını, kalmadığını bu zamana çok büyük işaretler müjdeler, dersler verdiğini dersini görüyoruz Tabii. yani. Hem Hazreti Yusuf'un Ali sıddıkiyetini gösteriyor ve diyor. Şimdi hem bir sevgililer tayfesinden olduğunu gösterdi dersin başındaki ifadeni. Hep, hem de Ali Sıddık öyle bir sadakati var ki Allah'a evet ve diyor ki dünyanın en parlak, en sururlu haleti dahi ona gaflet vermiyor. Ya. Onu meftun etmiyor. Yine ahiret istiyor. Bu kıssadan alacağımız hisse. Dünyanın en parlak haleti Değil mi? Evet. En sürurlu haleti dahi ona gaflet vermiyor. Bazen insan bir makama gelir. Makam onu sarhoş edebilir. Evet. Geldiği yeri unutabilir. Evet. Makamın büyüklüğü onu yutabilir. Ama Yusuf Aleyhisselam kendisi zaten bir peygamber. isme sıfatına haiz değil mi? Peygamberlere verilen sıfatlarla mücehhez. Dünyanın en güzel hali onu ne yapmıyor? Onu ona gaflet vermiyor. Onu meftun etmiyor onu yutmuyor. Dünya onun ayağının altında paspas gibi oluyor. O yine ahiret istiyor. Burada ne var? Mesela peygamberlerin hepsi aleyhisselam bize bir bir model. Evet. Değil mi? Burada Yusuf aleyhisselam bize bir model. Yusuf var olun. Evet. Dünya talebinde dünyanın makamlarında Yusuf var olur. O makamlar sizi şaşırtmasın. O makamlar sizin aklınızı bulandırmasın. Hangi makama çıkarsan çık, kul olduğunu unutup asıl ahiret alemine yol alacağını unutma. Asıl menziline, asıl yol alacağın yere doğru kalbini sürekli muhafaza et. Gaflete düşme, meftun olma. Zira nedir asıl hayat? Ahiret hayatıdır. İşte sonra bir daha okuyalım, bitirelim. İşte Yusuf Aleyhisselam'ın sıddıkiyetini gösteriyor ve diyor ki, Dünyanın en parlak ve en sürülü haleti dahi ona gaflet vermiyor, vermiyor. Onu meftun etmiyor. Yine ahireti istiyor. Elbaki, Huvelbaki, Said El Nursi radıyallahu, radıyallahu anh. Hmm.

الله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصبات وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين احد منهم ونقول له مسلمون فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم سبوة الله ومن أحسن من الله سبوة ونقول له عابدون قل في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن لهم مخلصون <applause> 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 أم تقولوا إن إبراهيم وإسماعيل <سؤال> وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارا قل <سؤال> أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك امة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العظيم